Herkese yeniden merhaba. Şu anda saat 3. Dün aslında ben buzda saat 11'de başlayabildim. Gece 11'de. Çünkü tüm gün dışarıdaydım. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Kadıköy'de ve Üsküdar'daydım. Sahaları gezdim. Orada canlı yayın falan yaptım. Akşam saat anca 10'da evde olabildim. İşte yemek yedim falan. 11'de kitaba başladım. Dün gece 150 sayfa kadar okudum. Bu sabah da uyandığım gibi kitabı bitirdim. Ateş serisinin diğer kitaplarına göre daha vasat bir kitaptı bence ama yani kötü de diyemem. Okuduğum diğer kötü kitapları düşününce kötü diyemem ama Dani'nin 14 yaşında olduğu gerçeğini görünce birazcık sevmedim kitabı. Bir de birazcık karışık geldi bana. Yani oradan bundan şuradan her şeyden alınmış ve Mac ve Baron's'un içinde olmaması çok büyük bir eksiklik. Çünkü Ateş serisi demek Baron's demek benim için. Ama yine de sevmedim de diyemem. Yani sevdim ama sevmedim. Yani serinin diğer kitaplarına göre sevmedim. Şimdi neye başlayacağımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Büyülü Ölüm okurum. Eve Dallas polisiye serisinin 3. kitabı. Ama bilmiyorum da yani şu an düşünmedim. İlla okuyacak bir şey bulurum. Bir de şey okumak istiyorum. Serseri okumak istiyorum. Şu kedili seri var ya onu. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an saat 8. Hala 2. gündeyim. 2. kitabımı okumaya başladım. Ruh Bağı. Bilmiyorum izlediniz mi? Fakat Ocak ayında okuduğum kitaplar videosunda bahsetmiştim. Bu ay yarım bıraktım. Serileri bitirmeyi düşünüyorum. Yani biraz daha çerezli kitaplarla geçecek. İşte Vampir Akademisi var. Vampir Günlükleri var. Suki Steakhouse var. Sonra ne var? Percy Jackson var. Daha böyle bir sürü seri var yarım bıraktım okumadım. Onları bitirmekle geçireceğim. Neyse çok fazla uzatmadan kitaba geçiyorum. Ruh Bağı'nda 200 sayfa okudum. Birazcık ara verdim buzu bitirdikten sonra. Çünkü sabah 400 sayfa kitap okumuştum ve yani kaldırmıyor bünyem. Aralıksız 400 sayfa okuyup sonra biraz daha devam etmeye. Buna da başlayalı 1,5 saat falan oldu. Şimdilik iyi gidiyor. Fena değil ama işte birkaç tane yorum okudum okumaya başlamadan önce. Herkes demiş ki Rose ne kadar ergen davranıyor, Rose ne kadar salak davranıyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bence aşık olduğu için yapıyor. Yani aşık olan insan, aşık olduğu insanın peşinden koşmalı mantığıken bence doğru olanı yapıyor. Ben olsam ben de öyle yapardım. Başkalarını tehlikeye atıyor ama sonuçta sevdiği insan için, aslında burada sevdiği dampir oluyor, insan olmuyor, için her şeyi yapıyor. Bence bu güzel bir davranış. Bilmiyorum. Ama Adrian'ın kalbini kırıyor olması beni çok üzüyor. Çünkü Adrian gerçekten sevdiğim bir karakter. Ama her zaman Team Dimitri tabii ki de. Bu kadar. Kitap güzel gidiyor. Bunu ne zaman bitiririm? Kaç sayfa olduğuna bakmam lazım önce. 500 sayfa. Yani 300 sayfam kaldığını göre 3 saat falan sürer. Belki o kadar sürmez ama işte arada bir 10-15 dakikalık molalar vererek okuyorum. O yüzden 3 saat sonra bitmiş olur diye planlıyorum. Bugün yatmadan önce her halükarda bu kitabı bitireceğim. Aslında bugün 2 tane bitirmek istiyordum. Dün buzlu bitirebilmiş olsaydım bugün 2 kitabı da bitirecektim. Ama maalesef bitiremedim. Bundan sonra ne okurum bilmiyorum. Bakalım. Değişik bir şey okuyacağım ama. Birazcık fantastik değil de dedektiflik okumak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese yeniden merhaba. Şu an saat 11. Hala 2. gündeyim. 2. kitabımı bitirdim. Ruh Bağı'nı. Çok fena bitti ya. Yani hiç ben böyle biteceğini tahmin bile etmiyordum. Hemen son kitaba başlayacağım. Ama bir yanında başlamak istemiyor. Çünkü seriyi bitirmiş olacağım. Ama hiç bitirmek istemiyorum. Yani başlarda yine böyle bir kapıklık yaşadım ama ortasından itibaren elimden bırakamadım. Zaten çok hızlı okudum. Ben bir önceki şeyi kaçta çekmiştim? 7.30'da herhalde kitabı okumaya başladığımda. Şimdi bitirdim. Yani çok çok iyi gidiyor kitap. Çok beğendim bu kitabı. Herhalde serideki en sevdiğim kitap buydu. Çünkü hiç beklemediğim şeyler oldu. Özellikle o sonu imkan bile vermedim. Ve Rose'un babasını gerçekten sevmeye başladım. Ayrıca bu kitapta Liza'ya çok gıcık oldum. Yani Rose ucu dak tutma çabaları vardı ya, okuyanlar anlar ne dediğimi, spoiler vermeyeyim. Çok saçmaydı yani, ben zaten ben olsam kızı bir tane vurmuştum. Ama güzel kitaptı ya, bu seriyi okuyorum. Valla ben seviyorum, çoğu insan da seviyor, bence siz de seversiniz. Biraz böyle çocuksu bir seri yani, klişe bir seri ama gerçekten güzel. Yani okuması çok eğlenceli, okurken çok zevk alıyorsunuz. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden Son Fedakarlığa başlayacağım herhalde ama bilmiyorum. Belki Alev'e başlarım. Ama belki önce Son Fedakarlığı bitiririm bu akşam. Yarın Alev'e başlarım. Bilmiyorum. Aslında saat daha 12.
sabahlayabilirsem eğer son fedakarlığı da bitirebilirim diye düşünüyorum. Tamam, daha fazla karışıklığı yapmadan bunu da sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Dün hiç video çekemedim çünkü hiç müsait değildim ve çok yorgunum. Evlilik fuarı vardı, ona gittim. Taksim'deydi. Böyle biraz da gezdik falan. Aşırı çok yoruldum. Eve geldim. 100 sayfa okudum. Uyudum. Yani hiç kitap da okuyamadım. Bugün 4. gün son fedakarlığı okuyorum. Son 50 sayfam kaldı. Birazdan işe gideceğim. İşe giderken yolda 50 sayfayı okumayı planlıyorum. Akşam neye başlarım bilmiyorum ama aleve başlayabilirim ya da serseriye, emin değilim. Kitap güzel gidiyor. Çoğu insan son fedakarlığı sevmemiş. Yorumlara baktım ama bence fena değildi, güzeldi. Zaten biliyorsunuz Team Dimitri. Yani fena değil. Bitince tekrar bir yorum gireceğim. Şimdi sırf böyle bir konuşmuş olmak için konuştum. Bir sonraki incelerimde görüşürüz. Hoşça kalın. Herkese yeniden merhaba. Ben az önce işten çıktım ve daha yeni eve geldim. Yorgunluktan ölüyorum. Anlatamam ne kadar yoruldum. Zaten şu halden halde olduğumu anlıyorsunuzdur. Ama son fedakarlığı bitirdim. Ve sonunu sevmedim tabii ki de. Yani üzüldüm açıkçası çünkü neden olduğunu söyleyemiyorum. Spoiler'e girecek. Ama okuyanlar varsa ne üzüldüğümü anlıyorsunuzdur. Ve gerçekten üzüldüm. Kan bağını en kısa sürede okumak istiyorum. O kitapta Adrian'la alakalı diye biliyorum. Ama bakalım. Sanırım şimdi ya Şehir Ölüsü'ne başlayacağım ya da Percy Jackson'ın 5. kitabına başlayacağım. Karar veremedim. Aslında Alev'e başlayacaktım. Çünkü Hava ile beraber Alev'i okumak istiyorum. Ama şu anda şu kafayla kendimi Alev'e veremem. Ve onu gerçekten böyle şey okumak istiyorum. Kendimi vere vere. O yüzden iki seçenek arasında kaldım. Bu gece başlayıp bitirmeyi planlıyorum. Çünkü kendi programımdan iş sebebiyle sapmış bulunmaktayım. Bunu hesaba katmamıştım ben. 7 günde 10 kitap okuyacağım diyerek. Ama her gün bir kitap bitirmeye çalışacağım. İşten saat 8.30'a doğru çıkıyorum. Şu an saat 9. İşte 9 gibi evde olmuş oluyorum. Gece 12'ye kadar bitirebilirsem inşallah bitiririm. Ama bitireceğim yani. Bitirene kadar uyumayacağım. Başka bir seçenek tanımıyorum kendime. Neyse, bu güncelleme bu kadardı. Seriyi sevdim mi? Tabii ki de seriyi seviyorum. Hatta bayağı seviyorum yani. Çok eğlenceli bir seri ama size böyle çok da bir şey katmasını beklemeyin. Sadece eğlenmek için okunacak bir seri. Keyifli de. Çok sürükleyici. Çok kısa sürede bitiyor. Klasik şeyler zaten biliyorsunuz siz bu seriyi çoğunuz. O yüzden çok da fazla üzerinde durmaya gerek yok. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik. Herkese yeniden merhaba. Şu an sabahın erken saatleri. Ben birazdan işe gideceğim. Kitap ne okuduğumu göstereyim önce size. Mantıksız göstermeden. Savaşçı'ya başladım. Savaşçı Yabancı serisinin son kitabı. Ben bir 10-15 sayfa okuyup çok da beğenmemiştim kitabı. Yani yabancı ve işgalciye göre çok hoşuma gitmemişti. O yüzden yarım bıraktım birkaç ay önce. Ben de hazır bu fırsat okumaya başlayayım dedim. Dün bayağı okudum. Şu anda son 30 sayfam falan kaldı. İşe giderken otobüste bitirmeyi planlıyorum. Ve başları kötüydü ama devamı gerçekten çok güzeldi. Bitirmek için sabırsızlanıyorum çünkü ne olacağını çok merak ediyorum. Aşırı çok merak ediyorum. Bunu bitirdikten sonra neye başlarım? Hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle onu akşam başlarım. Çünkü çalışırken kitap okumam imkansız zaten. Eve de 9-10 gibi geliyorum. O yüzden akşam yeniden bir güncelleme yaparım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an gece saat 12'ye gelmek üzere ve ben eve işten yeni geldim. 2 saat fazladan mesai yaptım ve neredeyse 11 saat çalıştım bugün. 10 saat baya geçti ve ölüyorum. Ama iyi ki sabah yabancıyı bitirmiştim. Yani yabancı serisini bitirmiştim. Savaşçının sonuna geldim ve çok güzeldi. Yani başlarını sevmemiştim. O yüzden ben kitabı yarım bırakmıştım. İlk 30 sayfada falan hatta yani o kadar başta yarım bıraktım. Ama dün akşam inat edip okudum ve gerçekten mükemmeldi. Yani ilk iki kitabı aratmayacak bir son okudum ve tam iş yerinin kapısının önünde son sayfaları okurken gözlerinden yaşlar boşaldı. Kendimi tutamadım. Çok fena bir sondu. Yani eğer okumadıysanız bu Go yayınlarından çıkan yabancı serisini mutlaka okumanız gerekiyor. Mutlaka %100 yani. Ben bayağı seviyorum. Yani aşırı çok seviyorum. O kadar abartılacak bir kitap değil ama niyeyse ben çok seviyorum. Şimdi neye başladım? Benden en çok istenen kitaplardan biri olan Lacklamore'un Yalanlarını. Uzun süredir başlamak istiyordum ama gözüm korkuyor. Yani şöyle bakın, benim elim bu kadar. Ve yandan da bakın. Sağlam bir kitap. Yani bayağı sağlam. Yani bu kadar büyük. Şu an bu 600 sayfa ama bu büyüklüğü normal kitap boyutunda olsa 900 sayfa falan olurdu herhalde. Yazıları da büyük değil. Ufacık ufacık. Görebiliyorsunuzdur böyle. Neyse ben ya da buna başlıyorum. O yüzden bu şeyi söyleyeceğim. Ben yani 7 günde 10 kitap şeyini 7 günde 3000 sayfa yapıyorum.
günde 3000 sayfa okuyabilirim çünkü zaten şu anda 2000'i falan geçtim, bir hesaplıyorum. 500 sayfa biriydi. 5, orası 1500 sayfaydı. 300 sayfa buydu. 1600 sayfa oydu. 300'ü. 1900 sayfa okumuşum şu ana kadar. 5. günümdeyim. Bence fena değil. Elimde 2 gün daha var. 2 günde 1000 sayfa okuyabilir miyim? Aslında bunu yarın bitirsem var ya çok güzel olur. Bunu yarın bitirirsem 2 tane de çerezlik kitap okurum. Mükemmel olur. Çok iyi olur. Ama bakarım. Yani en az 2500 yaparım da 3000 zorlayacağım. Neyse. Şu anda burada bitiriyorum bu güncellemeyi. Çünkü çok yorgunum ve bir önce kitaba başlamak istiyorum. Bugün en az 100 sayfa okuyayım diye düşünüyorum. Yarın izinliyim. Ama tabii ki de evde oturmayacağım. Ne zaman evde oturdum ki? Bütün günü kitap okuyamayacağım. Evet, daha fazla uzatmıyorum. Tamam, hoşçakalın. İyi geceler. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Bugünün 5. gün. Değil, bugün 6. günüm, pardon. Hiç güncelleme yapmadım, farkındayım. Şu anda ne okuyorum? Dün akşam Laklamore'nin yalanlarına başladım. 50 sayfa okudum ama sabah devam edemedim. Bazı sebeplerden ötürü. Çünkü kendimi veremedim kitaba. O yüzden ben de bu süreyi Gregor ve Gri Kehanet'e başlayarak değerlendireyim bari dedim. Bugün de çok fazla kitap okuyamadım. Bazı problemler yaşıyorum kişisel. Ama bundan bir 100 sayfa kadar okudum. Şimdi bunu bitirmeyi planlıyorum. Ondan sonra odaklama oraya devam edeceğim. Eğer bitirebilirsem bu akşam onu bitireceğim. Bitiremezsem yarın bitiririm. Ama inşallah bitiririm. Çünkü bu benim 5. kitabım. Onu da bitirirsem 6 olacak. Bir tane daha bitirirsem 7 günde 7 kitap bitirmiş olacağım. Yani okuduğum kitaplar az sayfada olan kitaplar değildi. Yani 3 tanesi zaten 550 sayfaydı. Bir tanesi 350 sayfaydı. Yani kendimi çok da şey yapmayayım ama savunuyormuş gibi olmayayım ama 10 kitap yapamadım. Zaten yapamayacağımı biliyordum. Sıkıntı yok. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese yeniden merhaba. Şu anda saat 9 ve ben Gregor'u bitirdim ve kitaba bayıldım. Yani çok beklenir bir kitap. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Hiç sizi şaşırtmıyor ama çok güzeldi ve çok güzel bir dünya yaratılmış. Zaten Suzanne Collins benim en sevdiğim yazarlardan biri. En sevdiğim distopya açlık oyunlarıydı. Bunu da sırf yani yazar için aldım. Yoksa konusu ilgi çekici bir kitap ama sırf yazarın kalemi için aldım ve çok memnunum. Elimde zaten serinin diğer 3 kitabı var. Son kitabını da dün sipariş ettim. Ender'in oyunuyla beraber uzun süredir arıyordum. Nadir kitapta gördüm. Aynı sahafta serinin 5. kitabında gördüm. O yüzden ikisini birden sipariş ettim. Bununla alakalı bir video çekerim büyük ihtimalle. Mutlaka okumamız gereken bir seri olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli, çok eğlenceli. Özellikle fantastiğe yeni başlıyorsanız sizin için çok kolay okunan bir seri olacağını düşünüyorum. Ben bayıldım, çok sevdim. En kısa sürede de seriyi bitirmeyi planlıyorum. Şimdi Laklamora'nın yalanlarına devam edeceğim büyük ihtimalle. Eğer onu bitirebilirsem serinin ikinci kitabını okuyacağım. Çünkü gerçekten çok sevdim. Ve ne olacağını çok merak ediyorum. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Yeni uyandım. Şu an halimden belli oluyordur. Dün gece 3'e kadar kitap okudum ve Ölümsüz Ölüm'ü bitirdim. Neden aklım oranın yalanlarına başlamadım? Çünkü bitiremezmişim gibi geldi. O yüzden ben de 2 kitap daha bitirmek istediğim için onu yarın erteledim. Bugün okuma maratonunun son günü. 7. güne sonunda ulaştım. Bugün bir tane daha kitap bitirirsem 7'de 7 yapmış olacağım ama 2 kitap bitirmek istiyorum açıkçası. Bakalım inşallah bitiririm. Ama büyük ihtimalle bitiremeyeceğim. Ama bir tane kesin bitiririm. 7'de 7 yaparım. Bu videoda çarşamba sabahı siz izliyor olursunuz. Bir sonraki kitaptan bahsetmedim. İvdallah serisinin 3. kitabı. Bu diğer kitaplara göre biraz daha tahmin edilebilir de çünkü yazarın kalemine alıştım. Kimin katil olabileceğini tahmin edebiliyorum artık. Yani ters köşe yapıyor sürekli ve ters köşenin kim olabileceğini biliyorum. Ama yine de çok güzel bir kitaptı. Ya bu kadının ya bu serisine bayılıyorum. Diğer kitaplarını çok okumadım ama gerçekten çok güzel yazıyor. Çok seviyorum. Eğer 18 yaşından büyükseniz bu seriyi mutlaka okumanız gerekiyor. Ben çok severek okuyorum. Neyse bir sonraki güncellemede görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Size yeniden merhaba. Şu anda saat akşam 11. Ben işten geleli 2 saat oldu. Evde teyzem vardı. Temizlik yapmaya başlamıştı. O yüzden hiç kitap okuyamadım. Gündüz okuyamamıştım zaten. Çünkü bayağı yoğun çalıştım bugün. Sonra posta okuyorum. Hatta kaldığım yeri böyle tutuyorum şu anda. Çünkü direkt devam edeceğim okumaya. 100 sayfa kadar okudum. Daha küçük 250 sayfam var. İnşallah umuyorum ki saat 2:30 gibi bitiririm. Bitirdiğim anda son videoyu çekip bunu yükleyeceğim. Daha doğrusu sabah yapsam sanırım daha iyi olur. Çünkü uykuya ihtiyacım olacak. Neyse. Bu benim 7. kitabım bildiğiniz üzere. O kadar şu anlık. Zaten kitabı seviyorum biliyorsunuz bu seriyi.
Bu videoda en azından böyle iki tane seri bitirmiş olayım dedim. Hangisini bitirdim ben? Ha. Vampir Akademisi'ni bitireyim de bunu bitirsem iyi olacak. Mutlu olacağım, sevineceğim. Şu an saçlarımda Hailey gibi görüyor musunuz bilmiyorum. Ama neyse. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an uykusuzluktan ölüyorum. Sesim bir garip çıkıyor bile olabilir. Çünkü saat 3 oldu. Ve ben kitabı bitirdim. Sonra postluyor. Ve 7'de 7 yapmış bulunmaktayım. 7 günde 7 kitap okudum. Büyük ihtimal 3000 sayfa okudum. Ama okumadıysam da 3000 olması 2900 falan olmuştu. Şu an emin değilim. Artık uyumak istiyorum. Sabah kalktığım zaman hepsini hesaplayacağım falan. Videoyu editleyeceğim, yükleyeceğim. Yani siz bunu Çarşamba sabah yine izliyor olacaksınız. Kendimi uzun süredir bu kadar zorlamamıştım ama pişman değilim. Bayağı kitap okudum yani bayağı fazla okudum. Daha ayın ilk haftasında 7. kitabımı bitirdim. Bundan sonra birazcık kendimi yavaşlatacağım. Şu gözümü korkutan kitaplarını okumak istiyorum. Zaten Laklama Oran'ın ilk 50 sayfasını okudum. Artık ona devam etmeyi planlıyorum. Onu uzata uzata anca pazartesiye kadar bitiririm diye planlıyorum. Biraz yavaştan alacağım. Neyse güzel bir okuma maratonu olduğunu düşünüyorum yine. Bu sefer hedeflerime ulaştım sayılır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki okuma maratonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.